Sevgili izleyiciler, bir bağlantıyla devam edeceğiz şimdi. Dolar 17 lirayı, gram altında 1000 lirayı geçti. Peki bu yükseliş sürer mi? Finans analisti İslam Memiş'le konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Hoş buldum. Teşekkürler. Şimdi öncelikle bu yükseliş ne kadar devam eder? Oradan başlayalım. Şu anda kur atakları devam ediyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın son kabine toplantısı sonrasında faizler artmayacak, aksine düşürmeye devam edeceğiz. Şu anda enflasyon problemi yok, sadece alım gücüyle alakalı problem var. Söylemlerinden sonra Türkiye'nin risk priminde ciddi bir artış oldu ve özellikle dolar kuru tekrar uzun bir aradan sonra, özellikle 2021 tarihinin Aralık ayından sonra 17 lira seviyesinin üzerinde, şu anda 17-25 lira seviyesinde kapalı çarşı piyasasında. İhtimalleri göz önünde bulundurmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü belirsizlik var. Bu sorunun cevabı Hazine Maliye Bakanlığı'nda. Neden? Yeni bir paket açıklanacak, ekonomi paketi. Bu paketle birlikte mutlaka enflasyona karşı yeni bir ürün tanıtılacak kamuoyuna. Bu enflasyona karşı tanıtılacak ürün ne zaman açıklanacak? Burada bir ciddi bir belirsizlik var. Ancak piyasalarında teknik olarak takip ettiği seviyeler var. 1, 17.30, devamında 17.80 lira seviyesi. Eğer 17.80 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu sefer 18 lira rakamları konuşmamız muhtemel bir sonuç olacaktır. Ancak yatırımcılar için önemli olan şu, bence dikkat etmeliler, tehlikeli sularda yüzüyorlar şu anda. Risk oldukça yüksek. Yani ben bu seviyeden dolar alırım ve kazanırım gibi söylemlere itibar ederek yatırım yaparlarsa riskin oldukça yüksek olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Ani bir düşüş olabilir mi? Evet, düşüşle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Vatandaşlarımız en çok şunu da merak ediyorlar. Aralık ayında gördüğümüz o hızlı çöküşleri görür müyüz? Herkesin değerlendirmesi farklı. Benim öngörüm şu yönde. En fazla 15.88 lira seviyesine kadar bir gerileme normal bir süreç olacaktır önümüzdeki 2 ay boyunca. Ancak şu anda Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ve yıl sonuna kadar bu faiz artımlarını devam ettirecek ve devamında içeride de ister problemler devam edeceğine göre veya faiz indirimler devam edeceğine göre dolar kurundaki düşüşler 15.88 lira seviyesinin altında biraz zor gibi duruyor. Ama paketi görmek lazım. Ondan sonra tekrar yoruma ihtiyaç var. Ama Aralık ayında görülen o hızlı çöküşleri beklememek gerektiğini düşünüyorum. Peki yatırımcılara başka ne önerileriniz olacak? Tabii dikkatli olsunlar ama onun dışında. Efendim, yatırımcılar şu anda en önemli unsuru al-sat yaparak para kazanım hayali içerisinde bir yatırımcı olmaması gerekiyor. Öyle bir piyasa yok, ciddi bir belirsizlik var. Ekim ayıyla birlikte küresel piyasalarda ciddi bir türbülans yaşanacak. Ekonomik kriz bekleniyor. Bunun hazırlığının yapılması gerekiyor. Yükseldi, satarım. Aralık ayında görülen bu satışlarla birlikte tekrar düşükten alırım ve para kazanırım hayali içerisinde bu piyasada bulunmasınlar. Bu birincisi. İkincisi, dövize ihtiyacı olan yaşanabilecek geri çekilmeleri tekrar düşünebilir. Gram altın TL fiyatı dolar TL kurundaki yükselişten kaynaklı 1030 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani altın dünyada değer kazanmadı. Sadece içeride dolar kurundaki ataklardan dolayı 1030 lira seviyesine kadar yükseldi. Ancak alınabilir bir seviyede olduğunu tahmin etmiyorum. Özellikle bir tekrar 950 lira seviyesini beklemenin daha makul bir karar olduğunu düşünüyorum. Finans analisti İslam Memiş, çok teşekkür ederiz yayına katkılarınız için ben efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.